Kızılay denilince ilk bende hani hayatımdaki ilk çağrışım şu. İlkokuldaki böyle pazı bantları kırmızı hilal şeklinde olan arkadaşlarım. Kızılaycı olamadım. Sebebi o zamanlar Kızılay denilince sadece aşıların, genel diş kontrolü, göz kontrolü falan gibi şeylerin yapıldığı zamanlarda bu talebe arkadaşlarımızın hep gelen hekimlerin, doktorların, öğretmenlerin yanında oluşuydu. Benim çok aram iyi değildi bu tür faaliyetlerle. Ama çocukluk işte. O kırmızı işareti, hilali görünce sadece sıhhiyeci, iğne vuran amcalar falan aklıma gelirdi. Sonra biraz zaman geçti. Kızılay denilince her yere ulaşan, bizim inancımızdan kaynaklanan o yardımseverliğin tüm ülkeyi, dünyayı kuşatan bir muhabbet olduğunu anlamaya başladım. Yardım kampanyaları, çadırlar vesaire, o artık talebe arkadaşlarımın kolundaki pazu bentten daha büyük çadırlara, sahra çadırlarına, ağlayan insanların gözyaşlarının silinmesine giden bir macera oldu. Bugünlerde neler oldu? İnsan şöyle bir 35-40 yaşını devirmeye başladığında toplumda geriye ne bırakabilirim? Acaba bir eser bırakabilir miyim? Ömrüm boşa mı geçti? Ya bir işe yarayayım düşüncesine kapılıyor. Ve bununla beraber şunu da görüyor. Tek başına olmuyor. Beraber oluyor. Aslında yardımseverlik hepimizin mayasında var. Bir şeylerin ucundan tutmak hepimizde mevcut. Çünkü insanız. Ama galiba insanların beraber olma ve bu yardımseverlik veya bu güzellikleri bir müessese altında toplamak esas başarı galiba bu. İşte bunu başardığını ve Hilal-i Ahmer denildiğinde ta bizim köklerimizi aradığımızda bu hilalin varlığını görünce Kızılay'a, yardımseverliğe bakış açım biraz daha değişti. Şimdi şu sıralar Kızılay denilince ben bir dava görüyorum. Nasıl bir dava? Hani bizim bayrağımızda hilal, yıldız var ya, beyaz. Adeta şunu görüyorum. Kızılay, o bizim al bayrağımızın içindeki bembeyaz hilalin, pırıl pırıl parlayan o yıldızın bulunması ve mevcudiyetini devam ettirmesi için onu besleyen damarın adı gibi geliyor bana. O hilal beyaz kalması için bu kırmızı hilalin varlığını sürdürmesi lazım.